Merhaba, bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Altay maçının değerlendirmelerinde bulunacağız ve gündemdeki olayları konuşacağız. O zaman hemen konuşmaya başlayalım. Şimdi bugün Fenerbahçe Altay maçı olacak ve büyük bir ihtimal kadro şu olacak. Size kadroyu bir sayayım. Kalede Berke, stoperler Tisserand, Kimminci, Serdar Aziz, Sangare, orta Mesut Özil. Forvet açıları Fenerbahçe'nin Rossi, Ferdi, Samuel, İrfan ve en ileri uçta da Serdar Dursun olacak. Fener'in bugün bayağı bir eksiği var. Bayağı hem de. Ha, Mert Hakan, Valencia, Berisha, bilmem ne bilmem birçok yer eksiği var. Şimdi bugünkü Altay maçına gelirsek, Fenerbahçe'nin Altay maçına. Bugün çekişmeli geçebilir maç. Fenerbahçe'nin çok eksiği var yani. Bilemiyorum, çok eksiği olduğu maçlarda da oynamış bir takım ama şu anda ligdeki durumu yani eski Fenerbahçelerden yani 1.000 kat daha kötü diyebilirim. Fenerbahçe'nin toparlaması uzun sürebilir. İsmail Kartal geldi ama ilk geldiği maçta Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Büyük bir ihtimal yine aynı düzende oynatır. Tahminime göre. Yani skor tahmini dersem yani Fenerbahçe zorlar ama maç kazanabilir. Skor tahminim öyle pek gollü geçmeyecek bence. 2-1 diyeceğim. 2-1. Öyle fazla gollü geçmez bence. 2-1 diyeceğim. Öte yandan Victor Pereira Everton'dan teklif almış diyorlar arkadaşlar. Sayın seyirciler yani nasıl desem Everton'dan. Everton'a gidemez bence bak. Ben bunu buraya yazıyorum. Abi adamlardan Diagne var ya, Diagne. Artık ona yani bizim Diagne değil bu arada. Aston Villa'ya giden bir Diagne. Onların en ileri uçta Diagne diye bir adamları var. Aston Villa'ya gitti adam. Yani nasıl desem yani Everton'un gidişi gidişat değil. Önceki sene zaten James Rodriguez ellerini susamadılar. Yani adam farklı kulüplere gitmek istiyor. Adam şaşırttı bizi, gitti Katar Ligi'ne. Yani olabilir. Bu adam da iyi oynuyor herhalde. Hatırladığım kadarıyla bu da forvet. Aston Villa'ya gitti. İyi bir seçim bence. Yani şu andaki takımına göre daha iyi. Yani Everton'a bak Victor Pereira giderse Everton'ı kaldırabilir mi? Abi bak şu anda Real Madrid'in başında olan teknik direktörün adını tam hatırlamıyorum. Perez herhalde. Tam hatırlamıyorum. Kalem düştü. Yani o da Everton'un bir önceki sene Everton'un başındaydı. Ve abi Everton'ı yani ligde yani çok iyi bir teknik direktör olmasına rağmen ligde çok iyi sıralarda bulunduramadı Everton'ı. Yani bu nedenle Victor Pereira da gelsin. Atıyorum Fatih, atıyorum Guardiola gelse abi bu transferlerle yani bu oyuncular bir şey yapamaz. Adamlar çünkü koşmuyor abi San. Hiçbir yerine koşmuyor. Gördünüz Norwich City maçını. Norwich City kaç maçtır gol atamıyor. Kaç maçtır yani galip yüzü göremiyor. Adamlar beraberlik mağlubiyetle yetiniyor yani. Norwich City büyük bir ihtimal zaten bu sene bir alt lige düşecek Championship'e. Onun Ozan Kabak'ın takımı. Yani büyük bir ihtimal gitmez yani Everton'a Victor. Büyük bir ihtimal Portekiz'e falan gider yani. Bence Portekiz'e falan filan gider yani. Bilmiyorum öyle düş geri falan gidebilir bilmiyorum. Bayağı bir lig şeyi var çünkü. Yani. Victor Pereira tamam Fenerbahçe kötü sonuçlar aldı ama yani iyi teknik direktör gibi bir şey yani. Önce Robin Van Persie Fenerbahçe'nin başındayken hatırladığınız üzere belki hatırlarsınız bilmem hatırlıyor musunuz ama Braga maçında yarı finali oynadı Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde hatta Ivan Bebek yüzünden işte yarı finale çıkamadı daha doğrusu haksız bir maçtı her neyse şu an Everton'a gideriz Everton'ın zaten yeni orta sahası var adamlar Diagne işte ona Diagne diyeyim. Adamlar Diagne'yi Aston Villa'ya göndermiş. Üstüne bir tane oyuncu almışlar. Oyuncu alsan da fayda edecek abi. Orta sahada aldıkları oyuncu tamam mı? Bak Fenerbahçe'de bir sürü orta saha seçeneği var adamın. Sosa var tamam mı? Yeni aldığı Crespo var. Crespo.
Ondan sonra kim var abi? Gustavo var. Yani Mert Hakan var abi. Mert Hakan. Say say bitmez abi. Çok orta saha seçeneği var yani adamın. Örneğin Max Meyer fazla oynatılmaz yani Max Meyer eski performansında değil. Abi adamın bak sayıyorum şu an aklımda olan Sosa var. Bak Sosa, Crespo, Gustavo, Mert Hakan, Max Meyer. 1, 2, 3, 4, 5. Yani adamın 5 tane orta saha seçeneği var. Ha, orta saha sağ bir de orta saha solunu sayarsak adamın 7 tane orta saha oyuncusu oluyor yani.